Merhaba arkadaşlar. ÖABT Sınıf Öğretmenliği Coğrafya Denemeleri 9.'suyla birlikteyiz. Evet, birinci sorumuzda teknolojik gelişmelerin yoğun olduğu yerlerde doğal çevre şartlarının ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi teknolojik gelişmelerin yetersiz olduğu yerlere göre daha azdır. Özellikle teknolojik gelişmelerle o alandaki dağları ya da o alandaki akarsuyu çok kolay bir şekilde geçebiliyoruz. Bunun yanında özellikle doğal şartların teknolojik bakımdan gelişmiş olan ülkelerin olduğu alanlarda daha az etkili olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre doğal çevre şartlarının ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkisi daha azdır demiş. Demek ki gelişmiş bir ülke arıyoruz. Bu ülkeler içerisinde de özellikle 2 numarada Batı Avrupa verilmiş. En gelişmiş ülke bu şekilde dikkate alınabilir. Onun dışında Brezilya çevresi ya da Kolombiya gibi ülkeler, Güney Amerika ülkeleri çok gelişmemiş. Yani bunun yanında Avustralya hani tabii gelişmiş kısımları var muhakkak ama bir Avrupa gibi değil. 4 Sibirya yine çok fazla gelişmiş değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu bu sorumuzda. Evet, ikinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kuaternlerde meydana gelen olaylar arasında gösterilemez? Egeyit Karası'nın çökerek Ege Denizi'nin oluşması kuaternlerde gerçekleşmiş ki bu transgresyon dediğimiz olaya örnek deniz ilerlemesi. İlk insan yine 4. zamanda ortaya çıkıyor kuaternler kısmında. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu gibi okyanusların oluşması kuaternler değil de tersiyer için geçerli. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. İklim değişimleri yine bu dönemde yaşanmış buzul çağı ve buzul çağı sonrası İstanbul-Çanakkale boğazlarının yine transgresyon olayı sonucu bu dönemde oluştuğunu söylemek mümkündür. Evet, üçüncü sorumuzda hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Muğla Ovası oluşum bakımından karstik. Acıpayam Ovası oluşum bakımından karstik. Bursa Ovası oluşum bakımından tektonik. Tefenli Ovası oluşum bakımından karstik. Kestel oluşum bakımından karstik. Ki burada da farklı olan Bursa Ovası olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Hatırlarsanız takke kodlamasını verdiğimiz Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı. Bunun yanında takkem dediğimizde yine Muğla. Uçtu dediğimizde Çivril ve Tavas gibi ovalarında karstik olduğunu unutmuyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda Türkiye'de turizm alanında baktığımızda uzun yıllar kıyı turizmine öncelik vermiş ve buna bağlı olarak sığ ve geniş plajların bulunduğu alanlar turizmde daha çok gelişme imkanı bulmuştur. Özellikle Batı Anadolu kıyılarında görülen bu duruma sebep olan faktör hangisidir demiş ki Türkiye'de ilk deniz turizminin geliştiği yerler arasında İzmir, Çeşme söz konusu. Bu alanlarda özellikle dağların kıyıya göre dik uzanması, buna bağlı olarak kıyının sığ olması ve geniş plajların varlığını etkilemiş. Yani dağların kıyıya göre dik uzanması, uzanış yönü burada etkili olan faktörümüzdür. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 5. sorumuzda ipek böcekçiliğiyle uğraşan yetiştiriciler hasat döneminin sonunda kozaları atölye ve fabrikalarda işleyerek yaş koza üretimi gerçekleştirir. Buna göre 2019 yılında Türkiye'de en fazla yaş koza üretimi hangisinde gerçekleştirilmiştir? 2019 TÜİK verilerine göre birinci olan ilimiz Diyarbakır, ikinci olan ilimiz Antalya'dır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. 6. sorumuzda Kocaeli'de petrol rafinerisinin kurulmasında hangisinin etkisi yoktur demiş. Bu alanda petrol çıkarılmıyor arkadaşlar. Genelde gemilerle buraya taşınıyor. Buna bağlı olarak burada kurulması daha çok ulaşım, pazarlama, sanayi bölgesinde olması çünkü tüketim fazla. O yüzden pazar alanlarına yakınlık, ulaşım olanaklarının gelişmesi, yeterli iş gücü, sanayi bölgesinde yer alması etkili olurken burada petrolün çıkarılmaması, ham madde kaynağına yakınlık gibi faktörün olmadığını bize gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde etkili olmamıştır diyor. Şimdi Süveyş kanalının açılması Akdeniz ülkelerinin özellikle Cebeli Tarık'tan girerek Süveyş kanalını kullanıp Hint ya da Hindistan gibi ülkelere ulaşılması burada önemimizi arttırıyor. Avrasya tünelinin açılması özellikle Asya ile Avrupa'nın birbirine bağlanması burada önemimizi arttırıyor. Ama Manş tüneli özellikle Kuzey Avrupa kısmında olduğu için Türkiye ile bir alakası yok. O yüzden yalnız 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.